Etlerimizi aldık. Direkt ateşin içerisine. Zaten taşların içerisine. Ses gelmeye başladı. Aynen. Yanarız. Maşallah. Aman ne yapayım. Baba oğlu yapıyorsun bu işi. Yaptık bu işi. Merhabalar arkadaşlar. Bugün Hamidiye köyündeyiz. Abimle beraber yeni videolar. Bugün farklı bir video çekmeye karar verdik. Bugün hayırlısıyla kuyu kebabı yapacağız. Benim fazla tecrübem yok. Bu konuda bizim abimizin tecrübelerinden yararlanacağız. İşin hamallık kısmı da bana kaldı. Hayırlısıyla başlıyoruz. Hadi bakalım, hayırlısı olsun. Şimdi bizim baba oğlu gördüğünüz gibi şurada odunları yardırıyor, kırıyor. Maşallah sıçramasın bize de. Beline kuvvet, beline kuvvet. Şimdi biz de geldik buradan taşlardan böyle ısıyı tutabilecek gibi, yani kuyu kebabına layık olacak taşlardan topladık. Şöyle kazmamızı, küreğimizi aldık, kuyuda kazacağız. Şöyle bir kova kadar taş topladık. Şimdi burada ateş yakacağız. Odunları topladıktan sonra. Bununla da kuruluk yapayım. Ha zaten çakma çaktım, yanacak onları. Nereye yanacak abi? Tamam, kuruluk yapın işte. Çivinin yere girmesine yalnız anlarız burada. Ha, bana şarkı gibi bağır, köy bofi gibi bağır. Gökhan abiye selamlar buradan. Gökhan Meneş abimize. İnşallah bir gün sana da abi bir kuyu kebabı yedireceğiz yani. İnşallah. Zulala TV'ye muhakkak abone olmayı unutmayalım. O da en son çektiği video yabancı gelin. Güzel bir projesiyle devam edecek inşallah. İkincisi daha da güzel olacak değil mi? Ama çiçek araktan çok güzel çıkmış değil mi? Benim hoşuma gitti oralar. Hayır, mağaraya girmeye güzel. Aynen öyle. Şimdi babalı bunu ateşi yakacağız. Sonra bu kovadaki taşları yanan ateşin içine atacağız. Onlar iyice ısınacak ki o ara biz de bu yan tarafta bir yere kuyu kazarız. Kuyu kazdıktan sonra ateş zaten taşlar kızacak ya böyle bir yarım saat yarım saat. Sen nerede yaptın en son bunu? Valla videoda izledik de yapmadık. Uygulamaya bugün döküyoruz inşallah. Uygulamaya şimdi. Bir aksilik olmazsa. Olmaz. Ateş çakmanın da küf noktalarını göstereyim size arkadaşlar. Çakmağı tek seferde çakıyoruz. Yalaza. Hani göze geldi galiba daha izlenmeden. Onu anlattır lan. Ağırlık ol abi. Vur baltayı. Bir yandan da ateşi arlattıralım mı? Arla. Üşümeyelim bari bu sıcakta. Ora küreği de alsaydın ya. He, kürek yoktu. Var ya. Var içeride olması lazım. Ben o şeyi aldım, ötekini aldım. Çapayı mı? Oh, başka bir şeylere denk gelmeyelim orada. Evet arkadaşlar, çalışmaya, kazmaya devam ediyoruz. Bir yandan sıcak, bir yandan duman. Çok yakına yaptık bunu ya. Bana bak, gireyim bunun içine be. Gir, ben girdim, yok bir şey. Şimdi mi girdin? Bunları nereden aldım ya? Gir git buraya, bak şöyle. Sen ne yaptın orada? Çapayı getirmişsin. Ne kadar derin yapacaksın? Ya bilmiyorum, 50 santim olsa ya. Çok da dibine kazmaya başlamışız evet. He? Aynen öyle. Kimin aklına geldi? Bu şartlarda bu iş olmaz yani. Ver bakalım. Ateşe bakalım. Sanki avluya kazık yok. Yok oğlu. Taşları da atabilirsin. Evet. Yerken serinleyeceğiz de yaparken biraz. Abi ellere yakışıyor mu abi? Güzele ne yakışmaz, yandık. Ha. Yok böyle bir video yok. Aşk normal. Normal videomuz yok ya. Abi normalde dağlara, tepelere çıkıyoruz. Mağaraya girsek. Ne işimiz var böyle?
Evet arkadaşlar, şimdi malzemelerimizi göstereceğiz. Şimdi şöyle 2 kilo kadar pirzol aldık. Tabi bize 1 kilo yetmez diye düşündük. Yani 1 kiloyla da olabilir, yarım kiloyla da yapılır. Böyle içine atmaya soğan aldık. Bu soğanların kabuklarını temizlemeye gerek yok. Ve biraz patates, sonra kırmızı biber, biraz havuç ve biraz da sarımsak. Sarımsak çok önemli, çok güzel tat veriyor. Şimdi bunları kızgın taşın içerisine koyup gömeceğiz. Bakalım inşallah yemeği de nasip olacak. Hadi bakalım abi. Evet arkadaşlar, taşlarımız ısındı şu anda. Şimdi bunları kuyunun içerisine atacağız. Az bir şey dibine koyalım yani. Güzel mi ısınsın? Taşlarımızı Gürel usta eşliğinde hepsini koyacağız mı onların abi? Şimdi şöyle gördüğünüz gibi abi, etlerimizi aldık. Direkt ateşin içerisine. Zaten taşların içerisine. Ses gelmeye başladı. Aynen. Sesime geldi dedikleri bu mu oluyor abi? Aynen öyle oluyor. Biberleri aldık yine aynı şekilde. Soğanlarımızı. Bunlar böyle pataküte atıyor muyuz? Bir dizim şekli yok mu? Vallahi bunlar gelişi güzel atılıyor genelde. Zaten öncelik etler. Geri kalan nasıl olsa pişer. Sarımsak zaten en önemlisi burada. Şöyle içinde çekelim. İyi maşallah. Salataları da versene oradan ya. Ya abi sen madem böyle bir şeyler biliyordun. Allah ezan da okuyor. Arkadaşlar şimdi yaklaşık 1 saat 1 saat 10 dakika falan oldu. Bakalım şimdi etimize bakacağız. Güzelce pişmiştir inşallah. Hadi bakalım neye niyet neye kısmet. Şimdi bu akşam aç kalmayız. Baba oldu güzel aç. Biraz toprak güzel sanki ama. Alalım mı? Ne anlamam, sen daha iyi bilsin. Arkadaşlar gördüğünüz gibi maşallah abi, maşallahları var. Etlerimiz de şöyle güzel kızarmış ya, pişmiş. Gel getir bakalım. Evet. Yanar. Maşallah. Aman ne yapayım? Baba oğlu yapıyorsun bu işi. Yaptık bu işi be. Çok iyi be. Getir bakalım. Ey maşallah. İçine... Getir. Şöyle uzunlayalım onu. Nasıl kokular? He? Çok, hadi bekleme. Bekleme at abi. Yiyelim bir önce. Neyse acı yani. Fazla da çekmeyelim istersen. Hamilesi var, bilmem nesi var. Şöyle bak bakayım. Zafer pozu at abi. Hadi bakalım.